Merhaba, avukat Bilgehan Utku ben. Bu videomda boşanma davasını ilk kim açmalıdır hakkında bilgilendirmede bulunacağım. Her ne kadar halk arasında boşanma davasını açan davacının daha avantajlı olduğu düşünülse de pratikte bunun herhangi bir önemi yoktur. Boşanma davalarında önemli olan davayı kimin açtığından ziyade tarafların hangisinin kusurlu olduğu ya da kusurunun derecesinden geçmekte. Boşanma kararının yanında nafaka, velayet ve tazminat gibi hususlarda da kusur büyük önem taşır. Eşlerden birinin karşı tarafın kusurunu iddia etmesi yetmemekte, iddia edilen kusurlu davranışın ispat edilmesi de önem taşımaktadır. Yani sen boşanma davanı ilk açan kişi olsan da davanı kaybedebilirsin ya da sana karşı eşin dava açmış, sen sonradan karşı dava açmış isen ilk eşin dava açtı diye davan reddolmaz ya da hakim ilk diğer eş dava açmış demek ki dayanamamış, diğeri sonradan açtı diye dava açmış şeklinde bir kanaatte bulunamaz. Anlaşılacağı üzere davayı ilk açan değil, davasını ispatlayan ve kusurun daha fazla olduğunu kanıtlayan davasını kazanacaktır. Bir de genel boşanma davalarının kısa sürede bitmesi için çabalanmaktan ziyade usul ve esas bakımından odaklanması dava açacak kişi için daha önemlidir. Nitekim boşanmaya odaklanılması, her ne kadar boşanma davası açılmış olsa bile hızlı sürsün diye kişinin sürekli olarak bir stres altında bulunmasından ziyade önemli olan davada istenilen taleplerin sonuca erdirilmesi hususudur. Örnek veriyorum, dava 6 ayda bitmiş olabilir. Ancak velayeti kaybetmiş olabilirsin, davayı kaybetmiş olabilirsin. Hatta ve hatta maddi ve manevi tazminat yükümlülüğü altına girmiş olabilirsin. Bundan dolayıdır ki önemli olan husus, ki çocuklar bu hususta daha önemli bir yer sahibi olduğundan mütevellit, davanın erken bitmesi değil, dikkat edilmesi olan nokta, iddiaların ispat edilmesiyle birlikte davanın kazanılmasına odaklanmak, özellikle çocuğun velayetinin alınmasını sağlamak ve maddi ve manevi tazminatlarında sonuca kavuşması için elinden gelenin yapılmasını sağlamaktan geçmekte. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Hoşça kalın.